Aydınlı gençler yaban hayatıyla tanışıyor, yaban hayatını öğreniyor. Sizler doğaya çıktığınızda bir canlı türünün kız mı, erkek mi olduğunu öğrenmek ister misiniz? Evet. O zaman lütfen dikkatlice dinleyin. Şimdi bir kız, bir erkek. Hangisi süslü? Kız. Kızlar süslü. Erkekler süslü değil. Demek ki insanlarda süslü olan kimler? Kızlar. Şimdi sevgili çocuklar, doğada bunun tersi. Doğada süslü olan canlılar her zaman erkek. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre ve doğa konusunda farkındalık oluşturmak için gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor. 2014 yılında kurduğumuz Tabiat Eğitim Merkezimizde ilköğretim çağındaki çocuklarımıza biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı, sulak alanlar ve korunan alanlarla ilgili uzman eğitmenlerimiz tarafından eğitimler veriliyor. Bu yıl 2021 yılının son eğitimini gerçekleştirdik ve bu sene yaklaşık 3500 öğrencimizi Tabiat Eğitim Merkezimizde misafir ettik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Ali Egemen İşcan, eğitimlerin son derece faydalı ve eğlenceli geçtiğini belirtti. Gençlerimize doğa sevgisi ve doğanın korunmasıyla ilgili bilinci arttırmak. Çocuklarımız burada hem çok eğleniyorlar hem de güzel bilgiler ediniyorlar. Bu anlamda hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gençler de yaban hayatına ilişkin yeni bilgiler edinmenin kendileri için heyecan verici olduğunu düşünüyor. Doğa hakkında bilgiler aldık. Mutluyum. Buraya geldik, doğal hakkı bilgiler öğrendik. Çok güzel yönlendirdiler bizi. Çok güzel bilgiler öğrettiler. Doğal yaşamın önemine bilmediğimiz hayvan türleri vardı. Onları öğrenmiş olduk. Bir sürü şey öğrenmiş olduk. Doğaya karşı da İşte bilmediğim hayvanları, bilmediğim bitkileri öğrendim. Eğlenceli geçti.